Yiğit Bulut, asker düşmanı şerefsizler. Bu ülkede özellikle malum bölücü yabancı taşeronu medya içinde bazı zibidiler var. Asker düşmanı doğmuşlar, asker düşmanı ölecekler. Sözüm ona bu arkadaşlar demokrasi aşığı, sözüm ona liberal demokrat aydın. Yesinler sizi, yüksek merdivenli binaların asil çocukları. Terörist unsurları sözde demokrasi fiyonguyla paketleyip legal hale getirmeye çalışanlar. Yine bu asker, polis, devlet, millet düşmanı kalemler. Adamın sorası geliyor. Türk askeri sana ne yaptı arkadaş? Türk devleti sana ne yaptı? Sevgili dostlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki bazı bireylerin vahim hataları sonucu 1960, 80 ve 28 Şubat gibi süreçlerde inanılmaz olaylara imza atmış olabilir. Bu yaşananlar toplumsal hatalarımız sütununa yazılmıştır ve o günleri yaşatanların içeride dışarıda kimler olduğunu anlamamız açısından sorgulanması gereken detayları vardır. Paralel yapının küresel güçlerin isteği doğrultusunda TSK'ya saldırması da ayrıca doğru analiz edilmesi gereken bir süreçtir. Milli unsurların kurum ve kuruluşlarımızdan temizlenme süreci 1993'te başlar. Sevgili dostlarım, bu noktada soralım, asker kimdir? sensin, benim, babam, abim, dayım, komşum, arkadaşım. Bu ülkenin sokaklarında büyüyen, dayağını yiyen, pis suyunu içen, kısacası hepimizin yaşadıklarını yaşayanlar. Kimsenin el üstünde büyümüş, baba beni şuraya başkan yap dediği cinsten saklı seçilmişleri değil.'' asker yerleşik olamayanların içinden çıkan ve maalesef her kaos döneminde yerleşik düzenin kurguladığı karmaşada ortaya çıkmak zorunda kalan zaman zaman kullanılan içimizden birileridir. Sevgili dostlarım, biz dışlandık. Bunu da asker yaptı diyenlere ve özellikle Askerimize son bir cümlem var. Yerleşik düzen bu ülkenin halkıyla askerini 1960'tan itibaren hep karşı karşıya getirdi ve maalesef çoğu zaman gerçek halkı kendi amaçları doğrultusunda asker sopasıyla ezdi. 2003 sonrasında her denklem ve dengede olduğu gibi bu ilişkide de durum değişti. Bugün artık tam olarak uyanma zamanı. Seçilmiş lider, millet, asker, polis ve kurumlarımız aynı taraf karşı tarafta olanlar yerel ve küresel yerleşikler. Daha açık ve net yazayım. Biz biriz. Onlar bizden değil. Bir olmalıyız ve göğsümüze giren hançeri de görmeliyiz. Sonuç özellikle bazılarının askerimizi bilerek aşırı kötülediğini ve bu yolla yerleşiklerin ayrıştır politikası doğrultusunda lider asker halk devlet arasında ayrılık pompaladığını düşünüyorum. Bu tuzağa düşmeyelim. Kimin tam olarak kim olduğunun belli olmadığı günlerden geçiyoruz. Malum bölücü, mandacı medya unsurlarına ve attıkları son adımlara dikkat. Eline silah alıp askerimizi, polisimizi bizleri öldürenle, elindeki kalemle bunu yapan canileri aklamaya, kurtarmaya, amaç peşinde, peşinde adım atıyor göstermeye çalışanlar arasında terörist olma açısından fark olamaz. İkisi de terörist, ikisi de katildir. Son söz. Bugün Çanakkale'de bizim için şehit düşen yüz binlerce canımızı anıyoruz. Onlar biz iyi yaşayalım, emperyalistlere teslim olmayalım diye canlarını verdiler. Bugün bu ruhu anlamalı, idrak etmeli ve her kurum kuruluşumuzda yaşatmalıyız. Tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye. Önemli not, anneannem Keşan'da otururdu, babası kendisini kundakta bırakıp Çanakkale'ye gitmiş ve şehit düşmüş. Babasını hiç görmemiş ama varmış gibi yaşardı. Hayattaki en büyük geliri babasından kalan şehit maaşıydı. Başka bir geliri asla kabul etmedi. O parayla her şeyi alırdı. Allah'a bin şükür yeter diyordu. O parayla alınan kumaşla dikilen önlükle biz okula gittik. O önlük emperyalist küresel azgın köpeklere karşı vermemiz gereken savaşın üniformasıydı bence. Yüce Allah Çanakkale'den neredeyse 100 yıl sonra bu ülkeye bu savaşı yapacak, dünya beşten büyüktür diyebilecek bir lider gönderdi. Önlüğümü çıkarmadan onun peşine takıldım. Ben o önlüğü hiç çıkarmadım, çıkarmayacağım. Sizler de çıkarmayın. Çıkardıysanız giyin. Gün tam bağımsızlık için Çanakkale'de şehit düşenlerin açtıkları yolu her alanda tamamlama günüdür. Gün tam bağımsızlık günüdür. Yiğit Bulut Star